toplumsal adalet, özgürlük ve insan onuru konularında devrim niteliğine sahip bir model ortaya koymuştur. Pereçemizde 6 yıl tarlanı ekebilir, 6 yıl bağını budayabilir ve ürün toplayabilirsin. Fakat 7. yılda ülkenin için işini bırakmanı gerektirecek bir şabat olacaktır. 7. yıl Şemita, feragat, serbest bırakmak ismiyle adlandırılmıştır. Bir yıl boyunca tarımsal faaliyetlere ara vermek, bu mitva Yahudilerin aşeme olan inançlarının en üst düzeyde sınayacak ve yerine getirmek için emuna, inanç ve güven gerektirmektedir. Ülkede özgürlük ilan edeceğiz. Sizin için 50. yıl Yovel olacak. Herkes atasal mülkünü geri alacak, herkes ailesine geri dönecek. Ekonomik eşitsizlikler zaman içinde arttırma eğilimi gösterir ve bu özgürlüğün de kaybında sonuçlanabilir. Halkın temel özgürlüklerini periyodik olarak eski haline iade edilmesidir. Ülkenin Tanrı'ya ait olduğudur. Burada dikkatimi çeken bir konu da bahsedilen toprakların ve bu mitvanın vaat edilen topraklar için geçerli olduğudur. İnsan kolaylık ile yıllardır ekip biçtiği, beslenmesini sağladığı toprağın bereketini, kendi gücü, bilgisi ve yeteneği ile sağladığı yanılgısına kapılabilir. Aksine tüm bereketimizi Aşem tarafından bahsedilmiş olduğunu kalbimizde işlememiz gerekir. Kölelerin serbest bırakılması iki taraf için de zorluk taşımaktadır. Kölelerin efendisi yıllardır kendisine hizmet eden, her işini yaptırmaya alıştığı kişiye hissettiği efendilik hisselerini onun doğasının bir parçası haline gelmiş olabilir. Diğer taraftan köle ise yarın endişesi olmadan yıllardır ona yemek, barınma veren efendisinin güvenli alanından ayrılması. Ve düşünün bir insan ömründe kaç kere yovellaşı yaşayabilir. Tora tarafından öngörülen anlaşma, toplum içinde hepimiz Tanrı'nın evlatlarıyız, hepimiz onun gözünde değerliyiz ve her birimiz ortak iyiliği bulabileceğimize bir katkısı vardır.